Potansiyel olarak yıkıcı diye sınıflandırılan bir güneş fırtınasının, uyarı vermeden dünyayı vurması bilim insanlarını endişelendirdi. Eşgüdümlü evrensel zaman dilimine göre, sürpriz güneş fırtınası dünyaya 25 Haziran'da, gece yarısından hemen önce ulaştı ve, 26 Haziran'da günün büyük bölümünde gezegeni etkilemeye devam etti. Uzmanlar fırtınayı, G1 sınıfı diye kategorize etti. Bu sınıftaki fırtınalar, güç şebekelerinde nispeten zayıf dalgalanmalar yaratabiliyor, uyduların işlevlerini etkileyip, göç eden hayvanların yön bulma yeteneklerini bozabiliyor. Aynı zamanda kuzey yarım kürede alışılmadık derecede, güçlü kutup ışıklarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Beklenmedik güneş fırtınası aynı zamanda Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün gökyüzünde hizalandığı, son derece nadir meydana gelen kozmik olaya denk geldi. Bu da kutup ışıklarıyla birleşince, amatör gözlemciler ve fotoğrafçılar için, eşsiz manzaralar oluşturdu. Verilere göre fırtınanın hızı saatte, 2,52 milyon kilometreye ulaştı. Güneşteki patlamaların, uzaya büyük kütleli plazmalar savurmasına, taç küre kütle atımı adı veriliyor. Bu plazmalar, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girip, manyetosferde geçici bozulmalara yol açtığında, güneş fırtınası adını alıyor. Taç küre kütle atımı genellikle çevrelerine göre nispeten, soğuk olduğu için karanlık görünen, güneş lekelerinde ortaya çıkıyor. O yüzden uzmanlar, yıldızda kayda değer bir patlamanın meydana gelebileceği ve bunun da fırtınaya yol açabileceğine dair tahminler yürütebiliyor. Ancak uzmanlara göre son olay, güneşte eş dönüşlü etkileşim bölgesi adı verilen ve nadiren fırtınalara neden olan bir bölgeden kaynaklandı. Bu tür noktalar yavaş ve hızlı hareket eden, parçacık akışları arasındaki geçiş bölgeleri diye tanımlanıyor. Söz konusu bölgelerde taç küre kütle atımına benzeyen ama güneş lekelerinin görülmediği şok dalgalarını aniden açığa çıkarabilen plazma birikimleri oluşuyor. Bu da güneş yüzeyinde önceden tespit edilmelerini çok daha zor hale getiriyor. Gökbilimciler güneşteki patlamaların birkaç yıl içinde giderek artacağını ve zirve noktasına ulaşacağını belirtiyor. Çünkü güneş şu anda hareketli bir evrede. Yıldız her 11 yılda bir, sakin veya fırtınalı geçen bir döngüsünü tamamlıyor ve yenisini başlatıyor. Güneş'in 2019'da, 25. döngüsüne girdiği biliniyor. Bu döngülerden sakin olanına, yani yıldızdaki patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği dönemlere, solar minimum adı veriliyor. Güneş lekelerinin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelerse, solar maksimum diye adlandırılıyor. Uzmanlara göre, yıldız şu anda hareketli bir dönemden geçiyor. Ancak henüz başında olduğu için, 2022'nin çok şiddetli olaylara tanıklık etmeyeceği düşünülüyor. 2025'te ise solar maksimum evresi, zirve noktasına ulaşacak. Bu nedenle özellikle 2025 civarında, şiddetli patlamaların dünyayı etkilemesi bekleniyor.